Herkese merhaba, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizler için çok yoğun olmayan, hafif bir buğulu göz makyajı yapmak istedim. Sonbahara girdiğimiz şu günlerde sanırım artık yavaş yavaş böyle makyajlara yönelmeye başlayacağız. Ben de günlük kullanabileceğiniz, çok yoğun olmayan ama yine de şık bir makyaj yapmak istedim sizlere. O zaman vakit kaybetmeden hemen makyajımıza geçelim. Öncelikle EOS Lip Balm'ı alıp dudaklarımı nemlendiriyorum her zamanki gibi. Daha sonra MAC Paint Pot'lardan Painter rengini alıp göz kapaklarıma uyguluyorum baz olarak. Şimdi kendim oluşturduğum MAC paletimi alıyorum ve Soft Brown rengini kullanıyorum. Çok yumuşak, güzel açık bir kahverengi, hafif karamelimsi bir renk. Çok güzel bir sıcaklık veriyor göz makyajına. Bütün göz kapağıma uyguluyorum. Güzel bir baz oluşturacak bu bana. Daha sonra Blackberry rengimi alıyorum. Bu biraz mürdümsü bir renk, mürdüm kahve gibi bir renk. Bu da Real Techniques fırçamla uyguluyorum. Yalnızca ince bir çizgi şeklinde gözüme ve hafifçe kenarlarımı uyguluyorum. MAC 224 numaralı dağıtma fırçamla güzelce dağıtıyorum. Daha sonra Embark rengini alıyorum. Bu kahverengi, çikolata kahve gibi bir renk. Yine hafifçe gözümün üstüne ince bir çizgi şeklinde ve kenarlara uyguluyorum. Bunu da yine 224 ile dağıtıyorum. Burada dağıtmak çok önemli. Çünkü çok düzgün bir şekilde sürmedim dağıtacağım için. Yine Blackberry rengini alıp sürdüğüm koyu rengin üstünden geçiyorum. Biraz daha yumuşatmak için. Yine karıştırma fırçamla karıştırıyorum. Şimdi bir göz kalemi alıyorum. Siyah bir göz kalemi ve göz kapağımı tam kirpik dibime uyguluyorum. Çok düzgün bir şekilde uygulamama gerek yok çünkü dağıtacağım. Herhangi bir göz kalemi kullanabilirsiniz sevdiğiniz. Çok sert olmaması gerekiyor dağıtılması için. Yine fırçamla bir kalem fırça alıyorum ve iyice dağıtıyorum. Daha sonra yine karıştırma fırçamla diğer renklerle birlikte karıştırıyorum. Şimdi en sevdiğim maskara olan L'Oreal Telescopic maskaramı alıyorum. Bendeki çok koyu siyah olan Carbon Black rengi. Hiçbir MAC maskarasında ya da hiçbir markanın maskarasında bu kadar güzel bir etki veren bir maskara göremedim. Şu an benimki biraz sonlarında olduğu için kurudu biraz ama ilk açıldığında özellikle gerçekten harika bir maskara. Yine göz kalemimi alıyorum. Bu sefer gözümün içine uyguluyorum. Yine kalem fırçamı alıyorum. Hafifçe dağıtıyorum.
MAC Blackberry rengini alıyorum tekrar ve alt kirpik diplerime uyguluyorum. Şimdi Real Techniques kontür fırçamı alıyorum ve MAC Harmony allı kontür ürünü olarak kullanıyorum. Çok güzel bir kontür rengi. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Üçgen şeklinde bir kontür hattı oluşturuyorum. Keskin bir kontür istemiyorum. İyice dağıtıyorum. Daha sonra ağlımı uyguluyorum. Yine dağıtıyorum. Son olarak çenemi uyguluyorum. Yine aynı allığı bu sefer burnumda kullanıyorum. Burun kontrolü yapmak için. Her zamanki gibi AliExpress'ten aldığım fırçamla uyguluyorum. Elimle keskin bir hat olmadığı için dağıtıyorum. Şimdi MAC Margin allığımı alıyorum. Yine çok sevdiğim bir allık. Güzel bir bronz pembe. Hafifçe uyguluyorum. Çok fazla kullanmıyorum. Silik aydınlatıcı paletimi alıyorum. Şeftali rengini aydınlatmak istediğim bölgelere uyguluyorum. Elimle dağıtıyorum. Şimdi paletteki daha beyaz olan rengi alıp gözlerimin iç köşelerine uyguluyorum. Aynı rengi kaş altlarıma da uyguluyorum. Ve tabii ki elimle dağıtıyorum. Yine parmağımla şeftali rengini burnuma uyguluyorum. Dudaklarımın üstüne son olarak aynı rengi uyguluyorum. MAC dudak kalemimi alıyorum. Aslında MAC'in dudak kalemini çok sevdiğimi söylemez. Hatta yapısını hiç sevmiyorum. Kesinlikle açılmıyor. Fazla yumuşak bir dudak kalemi için. Ama renginden dolayı bugün bunu kullandım. Şimdi yine çok sevdiğim mat rujlardan bir tanesini kullanıyorum. Biraz sıvı uygulamanız gerekiyor. Yoksa kat kat bir görüntü olabiliyor. Silik markasının mat rujları maalesef ki çok fazla kurutuyor. Buna katılıyorum. O yüzden günlük kullanıma çok da uygun değiller. Ama kalıcılıkları gerçekten birçok markaya göre çok güzel. En son Fix Plus'ıma sabitliyorum. Makyajımız bitti. Ben çok beğendim çünkü genelde kullanmayı sevdiğim orta koyulukta bir makyaj oldu. Yine son zamanların modası olan likit bir mat ruj tercih ettim. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Ve eğer kanalımıza hala abone değilseniz... Lütfen abone olmayı unutmayın.